Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün biraz kendimden şey yapacağım. Çünkü bugün YouTube mecrasında böyle 1000 kişilik bir aileye sahip olduk böyle. Hatırlıyorum böyle, yani konuyu bir yerlere getireceğim. Çünkü yani istikrar isteyen, sabır isteyen ya da yavaş yavaş adım adım aşama aşama giden bir durumdur böyle. Tıpkı yani siz mesela KPSS'ye hazırlanıyorsunuz veya sınava hazırlanıyorsunuz bir bölüm için. Yani hemen hazırlamanız, girmeniz, açıklamanız, yani işte başvuranın olması, KPSS şu bu. Atanana kadar neler çekiyorsunuz? Yani hemen oluveren bir şey değildir. Kendim açısından yani baktığımda böyle ben normalde çok aceleci bir insanım. Yani gerçekten aceleciyim. Burcumdan da kaynaklanan bir durum. Bir Nisan kuş burçluyum yani. Aceleciyim. Ondan sonra biraz daha hani kararlıyım. Ben çok çok kararlıyım yani. Bir işe başladım ve bir işi sevdiğimi ve o sevdiğim işi yapmaya, özen göstermeye çok çok sevdim. Ki YouTube'u da ben seviyorum. 2018'den beri oradan buradan bir şekilde uğraşıyorum böyle. Yani ben 2022 Ekim ayında bu platforma başladım da eğitim kanalı üzerinde. Çünkü seviyorum, araştırmalar yapıyorum. Oradan da mesela arkadaşlarım bana soruyorlardı yani. İşte hani bunu mu tercih edeyim de ne olur ne biter KPSS şu bu. İşte aldım bunu ve işte eğitim kanalı açarak bu kanalı açarak daha sıfırdan açarak böyle bir olay şey yaptım. Seviyorum yani kendim nasıl mutlu hissediyorsam size bir şeyler katmak yani şey değil yani. Şöyle amacım oluyor mesela. Ben kendim araştırıyorum, şey yapıyorum, ondan sonra anlatıyorum. Kendim de bunlardan yararlanıyorum. Kendim bakış açılarım değişiyor. Yeni etkileşimler, yeni bir şeyler öğreniyorum böyle. Bu benim için de çok çok güzel oluyor. Nihayetinde aşama aşama bir şekilde 1000 aboneye kadar geldik. Dedim ya ben çok tez canlı, çok aceleci bir insanım. Yani biraz o huylarım var. Ha, iyi mi kötü mü tartışılır tabii. Bazen iyi, bazen kötü. İşte bu aceleciliğim yüzünden bu hemen oluversin yapayım bakış açım biraz bazen yani hayatımın aralarında çok yanlışlara da imza atmışlığım var yani. Ama nihayetinde şunu anladım böyle bakın üniversite sınavında girerken KPSS sınavına girerken ve işte üniversitedeyken de yaşadığım bir durumdan yani böyle sabırlı, istikrarlı ve net duruş olmanın vermiş olduğu bir hazın şeyini almışım böyle. Ondan dolayı ben YouTube'da şey yaparken böyle bu sabırlı oluşumu, bu istikrarlı oluşumu hep korumaya çalıştım böyle. Hatta şu anda mesela YouTube'da yani benim bizzat kendi ailemden, kardeşlerimde belki takip etmeyenler de vardır yani. Bilgisi yoktur. Çünkü yani istedim ki yani insanlar ben sunumunu yapayım, ben istediğimi yapayım böyle. Eğer bir şeyler kapatabiliyorsam veya bir şeyler şey yapabiliyorsam zaten kişiler kendilerine oluyor böyle. Nihayetinde yani toplasam böyle kendi mecramda, şu YouTube mecrasında tanımış olduğum 15-20 kişi ya en yakınımdaki kişi diye ben böyle herkes yabancı, herkes beni tanımıyor. Yani ben onları tanımıyorum, onlar da artık beni tanıyor. Sizler beni tanıyorsunuz çünkü. Ha ne oldu mesela? Ta Hakkari'den bak Hakkari'den işte gelip buradan beni takip eden beni bilen kişiler geldi. Erzurum'da ben sırada artırken işte hani efendim beni tanıyanlar oldu. Farklı şehirlerde hani yolculuk yaparken mesela buradan Iğdır'a ben kendi memleketime gittiğimde işte hani ben sizi tanıyorum falan filan ya da bir yerde tanıdım diyen kişilerle rast geldim böyle. Buradan izliyorsanız kulaklarınız için nasıl Allah sizden razı olsun. Hani insan mutlu oluyor yani. Ne oldu işte nihayetinde Rabbim bir şekilde götürüyor. Yani demek istiyorum ki her şey bir andan her şey aniden olmuyor. Her şey zaman istiyor, aşama istiyor ve her şey vaktini istiyor. Siz şu anda evet KPSS'ye girdiniz, iyi kötü bir puanlarınız vardır. Hani İşte hani atılmayı bekliyorsunuz. Bir an önce işinize, gücünüze kavuşmayı şey yapıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bunlar zaman zaman oluyor. Yani biz de kendim de bu aşamadan geçtiğim için böyle ve hayatımın bazı evrelerinden bu duygu ben tattığım için böyle yani tez canlı hemen şeyimden de yanında böyle sabırlı olmayı, istikrarlı olmayı kurmaya çalışıyorum böyle. Hayat budur yani.
diğer şekilde şey yapıyor böyle. Hani başka biraz bugün bol kendine bahsedeceğim. Çünkü bugün yani hak ettiğimi düşünüyorum ben. Yani inşallah hak ediyorum. Yani, biraz kendimden bahsedeceğim böyle. Evet dedim tez canlıyım. Hemen olsun. Biraz kararlıyım. Yani gerçekten çok kararlıyım ve istikrarlı olduğumu ben altın imzamı atarım böyle. Bir şey sevdiğimi veya hoşuma gitti mi böyle. Ben onun için her şey yaparım böyle. Bu yani arkadaşlık şeyimde de böyledir. Yani bir kişi ben seversen bir kişiye değer verirsin böyle. Yani onlara sonsuz kapılarımı açarım böyle. Ama bitti mi de tamamen bitiriyorum. Kafamda, aklımda küçücük bir umut bile olsa umudun peşine gitmeye kararlıyım bu konuda. Onun için bazen bu umut doğrultusunda böyle yani farklı şekilde de algılanabilir yani şöyle daha farklı şekilde yorumlanabilirdi ama ben sırf yarın keşke dememek için veya yarın niye böyle yapsaydım ya da yapmasaydım dememek için böyle aklımda olan, gönlümde olan bütün kuşkuları böyle şey yapıyorum. Yani elimden geldiği kadar şey yapıyorum böyle. Hayat güzeldi, hayat çok güzel, gerçekten güzel ama işte yani imtihan dünyasında olduğumuz için her zaman, her daim iyi olmuyor. İnişte çıkışlı dönemler oluyor. Rabbim iyi insanlarla, güzel insanlarla nasip etsin. Ama en önemlisi bence insan yani şöyle dua etmesi gerekir. Rabbim kendisini bilen yani Allah'ın Rabbini tanıyan, bilen, ondan çekinen kişilerle, insanlarla tanıştırsın, insanlarla muhatap eylesin. Diğerleri zaten kendiliğinden geliyor böyle. Hayat şey yapıyor harbiden. Evet şey dedik ya şu anda YouTube'da bakalım kaç abonemiz olmuş. Tam 1010 kişilik bir aileye sahip olmuşuz böyle. Yani seviyorum ya. YouTube'u seviyorum böyle. Filmle geldiği kadar yani. Kendimi nasıl mutlu hissediyorsun ben mesela burada. Ve herhangi bir montajla şey yapıyorum böyle. Yani kurgulama şeyler böyle. Ön hazırlık yapıyorum. Ondan sonra doğaçlama giriyorum. Ondan sonra fark etsin pek videolarımda da pek üzerine kırpma kesme şöyle böyle şey de yapmıyorum. Çektiğim gibi şey yapıyorum böyle. Yani insan hayatta nasıl mutlu oluyorsa öyle şey yapması gerekir. Ben de YouTube mecrasını o şekilde kullanıyorum. Ben eskiden çok ondan sonra anı defterlerim vardı, gezi şeylerim vardı. Böyle yazıyordum da yazıyordum lise. Ondan sonra üniversitenin bir kısmı. Ne yaptım işte onları üzgünüm ama yani kestim böyle, bıraktım. Ondan sonra YouTube'a başladım. Yani bazen duygular düşüncelerimi şey yapıyorum böyle. Sizinle paylaşıyorum. Biraz da duygusal. Ben aşırı derece bir duygusal bir insanım gerçekten. Yani duygusallık üzerine şey yapamam böyle. Gerçekten duygusalım böyle. Sevdiğim insana karşı çok çok vericiyim ama sevmediğime karşı çok yani taş kesilirim. Yani bazen bunu bilerek yapıyorum yani. Sırf karşımdakinin şey olması bazen kötü de sonuçlanabiliyor ama yani taş oluverebiliyorum yani. Hani kendi o duygularıma mantıma yani baskı uygulayabilirim böyle. Uyguluyorum ben yani şey yaparım böyle. Ama ben gerçekten yani böyle sevdiğim biri olduğumu, sevdiğim arkadaşlarım işte ailem olsun işte fark etmez kim olursa olsun. Onlara karşı bana dürüst olan, bana samimi olan, bana güzel olan her şeyi böyle hani benden yani şey yaparım böyle. Hayat dünya imtihanı akıp gidiyor. Biz de kendi hayatımızda bakın bugün 19 Temmuz 2023 yarın 20 Temmuz. Allah'ın izniyle 20 Temmuz'la birlikte kendime yeni bir sayfa açacağım böyle. Güzel bir sayfa açmayı hedefliyorum, planlıyorum. Yani Rabbim bir şey yapmasın yani taşlandırma gerekir. Bazı dönemlerde böyle hani insan şey yapabilir böyle hani yani dönem kapatma derler ya işte hani bu Osmanlı tarihine baktığımızda mesela ya da dünya tarihine baktığımızda işte ilk çağ, orta çağ, bilmem yeni çağ, yakın çağ falan filan. Onun gibi insanın hayatında da ben de kendim öyle yapıyorum işte hani çağ çağ ayırıyorum böyle. Ama yarından itibaren kendime bir fetret devri
diye şey yapacağım. Tekrardan artık krallığımın başına geçmem gerekir. Biliyoruz ki yani gerçekten bu dünyada yani senin Allah'tan, senin Rabbinden başka kimsen yok. Gerçekten bunu bilmelisin. Yani herkes iyi olmuyor, herkes şeyli olmuyor böyle. Bunun bilincinde olmak gerekir. Ondan dolayı tahtımızı yani kendi krallığımızın başına geçmemiz gerekir. Kendi hayatımızın idamesi için, yarınlarımız için, bak yarın öbür gün yani yaş ilerledikçe hepimiz belki hani evlenecek, çoluk çocuk, aile sahibi olacak böyle. Yani bunları değerlendirdiğimizde işte kendi çocuklarımıza, kendi eşimize güzel bir örnek olmamız gerekir. Hele çocuklarımıza iyi bir anne, iyi bir baba olacağız. Yani çocuk bir nevi bizden şey yapacak böyle. Bunlar çok çok önemlidir. Rabbim yara yardımcımız olsun böyle. Hani bugün duygularımı anlatmak istedim böyle. Yani YouTube'da 1000 kişilik bir aileye ulaştık böyle. Yani elimden geldiği kadar bir şeyle katmaya devam ediyorum. Çünkü ben böyle seviyorum. Yani kendim bu şekilde samimi gördüğüm için şey yapıyorum böyle. Hani ben sizleri tanımıyorum ama sizler beni tanıyorsunuz böyle. Çünkü yani evet ben sizi tanımıyorum ama ben de sizin şu anda yani takipçilerimizin %90 yani bu videoları izleyen %90'ı geçtiği yollardan az çok ben de geçtim. Çünkü ben de lise hayatı, üniversite hayatını gördüm, bunlara değindim. Yarın Allah'ın izniyle YKS sonuçları geliyor. Okumayı ben seviyorum. Okumak çok çok güzeldir. Okuyun, hiç yapınız böyle. Ama kendinizi bozmadan, fıtratınızı bozmadan diye şey yapıyorum böyle. Allah'a emanet olun. Ben de artık çıkacağım böyle. Ömer hocamız arıyor. Dur, arayacağım. Faruk hoca, geliyorum. Gel, ben dışarıdayım. Dışarıdasın, tamam geliyorum. Tamam, görüşürüz. Bir tane Faruk hocam var. Yani Ömer abimiz hem aynı zamanda psikolog, ev arkadaşım böyle. Bunların da kulakları için nasıl, Allah razı olsun ondan. Yani gerçekten yani şu ana kadar tanıdığım en iyi insanların bir tanesi. En iyi abi, en iyi arkadaş. Allah ondan razı olsun. Kulakların için nasıl Faruk hoca? Buraya kadar izliyor musun, izlemiyor musun bilmiyorum ama izlersen yani kulakların çınlasın gerçekten. Seni seviyoruz yani gerçekten. Çok değerli bir abimizsin. Aynı zamanda psikolog olduğu için yani gerçekten yani düşünsenize bir sıkıntınız, bir probleminiz oluyor ve psikologunuz evinizde yani. Bu kimseye nasip olmadığı, olmayan bir şeydir böyle. Yani çok güzel. Allah ondan da razı olsun böyle. O zaman bu kadar, tamamdır böyle. Tekrardan herkese çok çok teşekkürler böyle. YouTube ailemi, sizleri çok çok seviyorum böyle. Kalp böyle mi oluyor? Böyle şöyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah. Şöyle bir fotoğraf yakalayayım. Ondan sonra kapatacağım.